Merhaba sırrım, ben Serdar ve GTA 5'e hoş geldiniz. En son GTA 5'te Lamar'la birlikte görev yapmıştık. Lamar tamamen manyak çıkmıştı. Şimdi ne yapacağız? Devam edeceğiz. Ne diyorsun lan? Hayali devam. Şimdi bizim arabamız nerede? Bizim arabamız ortalıkta yok. Çok ilginç bir şekilde ortalıkta yok. En son Lamar bizi... Ha, buradaymış. Tamam. Benim hatam buradaymış. Şurada bir merdiven var. Sırf Lamar'dan bir şey mesaj gelmiş. Stretch diye birisi hapisten çıkmış. Lamar da ona heyecanlanıyor. Biz de şuradan yukarı çıkalım. Bakalım neler var yukarıda. Var mı bir şey? Ne bileyim, ben bir silah falan olur zannettim. Neyse, yokmuş. Lütfen aşağı iner misin? Baba, işte böyle. İşte böyle kayacağız. Peki. Şimdi bir tane soru işareti var. Bir tane de S var. Açıkçası ben ana hikayeden devam edeceğim. Hani yan görevleri falan şu an için yapmayacağım. İlk önce hikayeyi bitirmeye çalışacağız. Daha sonra yan görevleri falan yaparız. Hop, sakin. Oğlum bir sakin ya. Aa, adam öldü. Adam öldü, ben gülüyorum. İşte böyle bir adamım ben. Yok şaka. Şimdi. Buna gene arka taraftan giriyoruz değil mi? İlginç bir şekilde Simeon'un dükkanına giriş gerçekten çok insana uğraştırıyor. Şurada bir araba vardı. Bu arada ben bu save'in üzerine baştan kaydettim. Allah, burası kapalı mı? Tamam. Ben bu save'in üzerine baştan kaydetmişim. Dönüp baştan oyuna başlamak zorunda kaldım. Baştan görevleri yaptım. Kaldığımız yere gelince şimdi oradan devam ediyoruz işte. Ha, buradan başlıyormuş görev. Hadi bakalım, başlayalım. Premium Deluxe Motorsport. İşte zaman falan geçiyor, onu gösteriyor. Ben de çayımı içeyim bu arada. Çayımı getirdim çünkü deli olacağız. You're a racist. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait. That boy. Adam aratma. Beğenmeni zannediyorum. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Adam gene herkes 3 yıllıkla suçluyor. Some kid, he is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house tamam. Is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so Michael'ın good to oğlu. See you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where are we at? Financing? Arabaya bakın ya. Neyse, go to the house diyor. Eve gitti ya. O şeyin olduğu eve gidiyoruz şimdi. Hop. Kurtardım. Yani gaza basıyorum, bir yerde kaza yapma ihtimalim çok yüksek ama ters şeritten gidiyormuşuz. Doğu şeride gidelim bari. Adamlara çarptığımız zaman canımız fazla gitmesin. Kaza yaptığınızda canınız gidiyor. Bu arada baştan hatırlatayım. Öyle de biliyorsunuz da. Öyle biliyorsunuz derken, arabayı çok sert bir şekilde çarparsanız mesela yine. Simon, neden alıyorsun oğlum? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee ne? Of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about this. Neden bisikleti kendinize aldınız lan? Allah Allah. Neyse. Lamar dediği gerçek çıkıyor ama. İşverdiğimizle aramızdaki ilişki şey yapıyor. Giderek hop. O da öldü. Hop. Adamları kaza yaparak öldürüyoruz ve GTA'da ilkleri gerçekleştiriyoruz. Kendi adımıza tabii ki. Tamam. Find a way into the house. Oops. Excuse me. Nereden gelebiliriz biliyor musun? Şu arka tarafa doğru gidelim. Hello. How bu kim? Bahçıvan mı, Michael mı?
Bahçıvan herhalde, bilmiyorum. O zaman şu taraftan mı geçelim diyorum. Sanırım bir yerden pencereden giriyorduk, onu hatırladım. Şu taraftan büyük bir ihtimal olabilir. Aa, atlayamıyorum. Neden atlayamıyorum? Atlayamıyorum. Çok ilginç. Şu tarafta gitmeyi deneyelim bakalım. Hala aynı ev mi burası? Hala aynı ev. Hah. Şimdi stealth moddayız. Assassin's Creed tarzında gideceğiz yani. Etrafa bakıyoruz birileri varsa. Ben direkt atladım yani. Buradan girebiliyor muyuz içeriye? Buradan girebiliriz galiba. It's just 'cause you have a massive gaper, bitch. Ne haber tatlım? Sakin, sakin. No one creeps on the J-Dog, my niggas. Şey, adam şey oynuyor. Oyun oynuyor. Ne haber kanki? Nasıl gidiyor? İçeride oyun oynuyor. Bu da şey. Kızı, Michael'ın kızı. My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Like more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. Thank you, coach. Bu ne? Okay, nereden giriyoruz oraya? Sanırım mutfaktan giriyoruz. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Now you're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting it. Ooh, okay, Amanda. All right, now just adam sapık. Through. God, you've got great tennis hocası sapık. You know that? Follow through. Yeah, I could get used to this. Oh. Excellent. Yes. Now slide your hips slow and sit into it right here. No, right here. Oh, yeah. I could totally get used to this. Oh. Yeah. Me too. Adam sapık, kadın da Michael'ın karısı bu arada. Kesinlikle meyilli o konuda. Biz buradan gidiyoruz. Evet, alacağımız araba bu ve arabaya bindik. Take the car to the dealership. Araba yanında hayvan gibi. Bundan da kaza yapacağım galiba yakında. Simeon'u arıyoruz. Hop! Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Ya ben size bu olayı anlatayım. Geçen bölümde çaldığımız motor var ya, Lamar ve Mike, Lamar ve Franklin bu iki daha motoru kendilerine saklamışlar. Simeon'a yani işverenimize getirmek yerine. Böyle olunca Simeon deli olmuş ve son bir iş verdi bize. Herhalde ondan sonra konuşup bizi kovacak veya ceza falan verecek, bilmiyorum. Ve şey diyor işte şimdi, bu sefer arabamı bana getirirseniz çok memnun olurum gibisinden alay ediyor, dalga geçiyor. Hop! Arkadan Michael çıkıyor, tabancaya dayadı kafaya. Hey come on man, this was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip?
Şimdi bakalım. Bizim işveren... Hop! Kurtardım. Franklin ve Lamar'ın çalıştığı işveren Simeon adlı hıyar bir dolandırıcı. Arabaları satıyor. Sonra bir şekilde bunlar dolandırıp arabaları geri alıyor. Ve bunların hepsi yasal bir şekilde oluyormuş gibi görünüyor. Yani bir şekilde şey yapamıyorlar. Müşteriler bir şey yapamıyor. Tabi bunu Michael'ın oğlunu yapmaya çalıştılar. O şişman adam, şişman çocuk vardı ya hani ilk başta Simeon ırkçı diye atıfta bulunuyordu falan filan. Irkçı diye laf ediyordu. O Michael'ın oğluydu. Onun aldığı arabayı şimdi geri almaya çalışıyorlar ama Michael arabadaymış. Yani şimdi canını okuyacak herhalde. So this businessman, he look legit to you? Look man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Watch it. Me and Mr. Yatarian. We'll work this out. Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. Ha, o tarafta şey yapacağız, tamam. Michael dedi ki arabayı kenara çek ve durdur. Ne yapacak acaba? That the place? Yeah, this the place. Mekan burası mı diyor? Oh. Michael soruyor. Drive into it. Right through the fucking window. Ha, içine sür diyor. Direkt gir diyor içeri. Pencereden içeri giriyor diyor. Yoksa senin kafana iki tane mermi sıkıp ben girerim içeri diyor. Franklin diyor ki şaka mı yapıyorsun diyor. Michael dedi ki sana şaka şaka mı yapıyorum gibi görünüyor diyor. Franklin dedi ki lanet olsun diyor hayatıma. Woohoo! Süper ya. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon, you... I'm... Oh! Of. You recognize this car? Arabayı tanıdın mı diyor? Sence aylık 5000 dolarlık mı görünüyor diyor? Of. Sana bir şey söyleyeceğim diyor. Açıklayacağım şimdi hepsini. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Tamam. Açıklayayım. Şimdi bu Michael geldi işte dövdü falan adamı gördünüz. Adam dedi ki işte senin çocuğun her tüm gerekli evrakları imzalı dedi. Hani bunun arabanın işte bakımını falan her şeyi yapmasını imzalı dedi. Yani bir şekilde ödetecekti buna. Michael geldi adamı tehdit etti falan filan. O benim çocuğum gerizekalı olabilir dedi ama işte ben sana sonra bir şeyler yaparım falan dedi. Adamı gene tehdit etti ve açıkçası gerisini hatırlamıyorum ben de. Kısacası adam Michael'ın çocuğunu dolandırıyordu. Michael geldi adamın cezasını verdi. Michael ve Franklin. Franklin'le şimdi gidebiliriz herhalde. Franklin'de bir görev daha yapalım. Bu arada makine sesi geliyorsa... Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. You crazy ass motherfucker! Yeah, cool, partnership. You better spend them while you got them. Yeah, if you say so. Hop 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 hop. Arabaya bak. Ama benim arabam yok mu? Benim araba yok. Tamam, ben de şunu alırım o zaman. Hihihi. Arabaya bak ya. Uf. Michael'a gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Michael'ın yanına gideceğiz sanırım. Şimdi bakın. Franklin'le Lamar'ın arasındaki konuşmayı anlatayım. Franklin Lamar'a aradı. Dedi ki biz kovulduk dedi. Franklin Lamar neden falan diye sordu.
Franklin'e dedi ki birincisi o motoru çaldığımız için, ikincisi ise bir tane işte dolandırılmaya çalışan adam aslında gayet sağlam birisiymiş, o yüzden kovuldular. Kısacası şimdi yeni bir işe ihtiyacı var Franklin'in ve sadece Michael'ın yanına gidiyoruz. Emin değilim ama şuradan şey işaretlemem lazım. Michael'ın evini işaretlemem lazım. Sadece bir tane şey var değil mi? Tamam, sadece bir tane soru işareti var. Hop! Ya yeni araba, ne güzel araba. Uf! Arabanın lastiğini gittik götürdüm. Ah! Çok keyif aldım şu anda. Bu arada haftanın 5 günü GTA 5 videosu gelecek. Haberiniz olsun. Pazartesi ve salıları Skyrim ve Mount & Blade oynayacağım. Uzun süre boyunca. Yani uzun süre boyunca dediğim, hop lütfen şey yap. Hani böyle bir yarım saat, 40 dakika falan oynayacağım. Öyle atacağım Mount & Blade ve Skyrim'i. İşte haftanın diğer kalan 5 günde GTA 5 oynayacağız. Ama şunu açıklayayım. Hani GTA 5'in sır videoları uzun olmayacak. 1-2 hani sürekli sır videosu çekip de suyunu çıkarmayacağım oyunu. Yani şimdi varlığından emin olduğum sırları araştırıyorum. Ondan sonra sadece söylentileri araştıracağız. Ondan sonra sizden gelen önerileri dikkate alarak araştıracağız. Böyle böyle gidecek işte sır videolarda. Şimdi burada Michael'ın evine gidiyoruz. Sanırım Franklin ve Michael birazcık görüşecekler. Michael şey demişti Franklin, hani bir gün güneşin altında bira falan içeriz, konuşuruz bu konuları falan demişti. Franklin de herhalde bunu ciddiye aldı, onun yanına gidiyor. Şurada mı gidiyordu? Ama direkt kapıyı açtılar, hani açmamaları gerekiyor normalde. Ama sanırım benim... Şimdi 5 dakika. Benim eve girmem mi gerekiyor şu anda? İnşallah. Giremiyorum, bu ne? No! No! No, don't, no, don't, don't. Don't. No. Yo, girebiliyorum. Giriyorum. 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 Ve geldim. Şu an neyi başardığımı bilmiyorum ama çok sevinçliyim. Michael'ın yanına mı gideceğiz? Ne istiyorsun diye soruyor. I wasn't really serious about that. What? Franklin şey diyor işte, senin önerdiğin işte içmeye geldim diyor. Sen demiştin ya diye diyor diye ve içmeye geldim dedi. Michael da diyor ki ciddi değildim o konu hakkında. Here, whatever. Sit. Otur diyor şimdi. Yeah, konuşacaklar. Man, beni baştan mı soracaksın diyor. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. İşte repossession yapmaya çalışıyorum dedi Franklin. Ama aslında Michael dedi ki ne istersen şey yap. İsmi ne istersen de dedi. Yani Michael'a göre gene hırsızlık o. Tamam, en sonunda durdurup şey yapacağım artık, tercüme edeceğim. I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid, but if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love, hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that.
I'll tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Tamam. Franklin Michael'ın yanına geldi ve içki içmeye geldi aslında ama şey öğrenmek istiyordu, hani bu tür işleri nasıl yapıldığını öğrenmek istiyordu, işte ne bileyim hırsızlıktır, banka soymak falan filan, bu işlere girmek istiyordu. Michael dedi ki aklın varsa bu işlere girme, işte üniversiteye falan git, hayatını kurtar diyor. Ben işte Michael diyor bunu, ben bu işlerin yıllarca içerisindeydim ve buradan canlı çıktım, yani çok şanslıyım manasında söyledi. Şansın varsa hiç girme dedi. Ama dedi, en azından gel bir içki içebiliriz dedi. En azından bunu yapayım dedi. Let's take Amanda's car. Jim arıyor. Hey Jim. I'm going for a drink with... Dad, shit. I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Şimdi Jimmy, Michael'ın oğlu Michael'ı aradı ve dedi ki yat satmaya, Michael'ın yatını satmaya çalışıyormuş çocuk. Paraya falan ihtiyacı varmış. Ama ve lakin satın almaya gelenlerin aslında satın alma gibi bir niyetleri yokmuş. Direkt yatı alıp gitmişler, yatı çalmaya çalışmışlar. Jimmy, Michael'ın oğlu ise bu yatın içinde bekliyormuş. Herhalde bir tane nasıl çaldıklarını bilmiyorum. Yalnız karada orası, neyse. Yani denize falan gireceğiz. Hatırlamıyorum. Hop. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey man, look, bir numaralı ders diyor. Asla çocuk sahibi olma diyor. Who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but you know, shit, I was making a point. Oh shit. But I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. Ne dediklerini söyleyeyim. İşte normal şey konuşuyorlar. İşte Michael diyordu ki asla çocuk sahibi olma. Franklin diyor ki olsam bile fazla bakmam falan filan diyordu. İşte sonra Michael dedi ki ben senin arkadaşın değilim dedi. Sadece senin etkilemeye çalıştığın birisiyim dedi. Franklin de dedi ki neden senin gibi emekli olmuş yazlık terlik giyen birisini etkilemeye çalışan birisinden bir şeyler söyledi. Michael dedi ki çünkü bu adam sana hala bir şeyler örtebilir falan dedi. All that's cool man. You shooting with one hand and driving with the other. But my motherfucking concern is I might miss the jump and fall in fucking traffic. You said you wanted to learn from the best. Let's call this lesson number one. Haha, buna bir numaralı ders falan diyoruz. Tamam, Michael plana göre şimdi biz arabayı süreceğiz. Franklin de atlayacak oraya. Ya manyak mısın oğlum, neden atladın? Görecek abi o! Frank! Franklin bota atlamaya çalıştı ya, gerizekalı. Arabanın önüne aldı. Gerizekalı lan bu. Harbiden. Allah'ım. Hop. Şuradan yakalayacağım sizi. Oha, tır. Tırın Oğuz'a gitmemesi lazım. Michael diyor ki işte benim botumu.
Franklin diyor ki senin botunun çok acelesi varmış gibi diyor, görünüyor diyor. Evet. Yalnız öyle sürerlerse o bot hayatta kalmaz. Atla 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 gerizekalı atla. Hah, oh başardık. Şimdi sadece bekleyeceğiz. Franklin'in şeyi botu ele geçirmesini bekleyeceğiz. Hadi, 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 hop. Oh. Aşağı atın adamı öldürdüm. Üzerinden geçtim ya, çok zevkliydi vallahi var ya. Siz benim yatımı çalın, ben de sizin aklınızı alayım. Shoot the thief. Woohoo! Siz benim yatımı alın, ben de sizin canınızı alayım. Ha böyle diyecektim ya, doğru. Aslında adamı göremiyordum biliyor musunuz? Gözlerim hafiften zayıf ve televizyona birazcık uzakta. Öyle olacak tam... Lan! Bu şey gibi, tıpkı şey gibi, San Andreas'ın son görevi gibi. Gerizekalı arabanın tekine çarptım. Oğlum, görmüyor mu? Botun üzerinde kavga var. Normal bir durum değil. Kenara çek. Kenara çek kardeşim. Neden yol ortasında duruyorsun? Ama burada gördüğünüz gibi ne Rockstar Games'e kızıyorum ne de şeye kızıyorum. Ne de oyuna kızıyorum. Adama kızıyorum direkt. Tamam. Hayır ya. Ya neden böyle oldu? Birden arabanın şeyi kaydı. Dengesi bozuldu. Aman Allah belanı versin senin. Hayır, adam düştü aşağıya, şey oldu. Franklin, gerizekalı Franklin, neden öyle yaptın? Gerizekalı, atlasaydın ya arabaya. Atlasana. Oh be, sonunda. Hop. Oho. Çok hoşuma gitti bu. Neyse en azından Franklin alır şeyi. Aa, daha alacak mıyız daha biz o botu? Allah Allah. Çocuk. Now that doesn't sound good. Sarım şöyle girdin. My fucking boat. Hey. Ve yatımıza gitti. At least you still got a son. Oğlum bana yatımı şey yaptı. Yatıma mal oldu. Bu arada şu anda full tam çözünürlükle kayıt alamadığım için şey tam çözünürlükle göremiyorsunuz muhtemelen. Yani tam ekran göremiyorsunuz. Ben sağa sola bir şeyler koyarım. Listen. I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat. Evet. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you by selling my boat to some gangbangers. I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look. I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great!
Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough. All right. Enough. Hey, Franklin, can you call me a cab? No problem. Of, uzun yoldan gittik, uzun yoldan gittik. Kültürünü çarpma. Hey, oh, you fuckhead. I need a cab as soon as you can send one. Los Santos ha. Customs, by the airport. Buradan. All right, thanks. Tamam. Thanks. Diyalogu anlatayım. Jimmy dedi ki, Michael ilk önce şey yapıyordu işte, Allah kahretsin diyor işte, botum gitti, yatım gitti diyor. Jimmy de diyor ki, Michael'ın oğlu, yatım belki gitmiş olabilir ama oğlum burada diyor Jimmy. Ondan sonra pek anlamadım açıkçası, yola konsantre olmuşum. Sonra şeyi anladım. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Neyse, ben size anlatmaya devam edeyim. Jimmy falan dedi ki botun mu daha önemli, işte yatın mı, yatın mı daha önemli, oğlun mu? Michael da dedi ki hani bak Jimmy seni seviyorum dedi ama sen tam bir pisliksin dedi. Adi herifin tekisin dedi. Sana dedik de şu anda tek görebildiğim yatımın ufukta kaybolduğu. Ondan sonra işte arabayı şeye götürüyoruz. Bir tane tamirciye. Oradan Franklin Jimmy evine götürecek. Michael da tek başına gidecek ve taksi bekleyecek. Böyle. Bak arabadan zaten duman çıkıyor. Tamir falan olacak. Hey, this the place up here. I know this dude, man. Ve Michael hani normalde yatını falan sürmüyormuş. Sadece limana gidip yatına bakıyormuş. İçkisini içiyormuş o zaman liminde. You gonna look after. Alright, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. Frank'in şey değişti. Ben bu arabayı tamir ettirip onu da evine bırakırım diyor. Appreciate it. We stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Michael dedi ki bir araba işte eve uğra dedi. Konuşuruz sonra dedi. Hop. We're gonna trick this whip or what? Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Recondition. Sweet. Güzel. Arabayı tamir ettik. Şimdi şeyi evine bırakacağız. Jimmy'yi evine bırakacağız. Dude, what's happening? All right, man, I'm taking you home. It's Franklin, right? Yeah, Franklin, or the credit for our guy, the home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean, sure. Jimmy, ain't it? Or James? Jimmy, or just like, Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separately. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay.
Ve bunların arasındaki muhabbeti de anlatayım. İşte Franklin ve Jimmy falan konuşuyordu. Acayip bir sessizlik oldu şu anda. Neyse. Franklin Jimmy'ye dedi ki işte Home Invader ve işte hırsız ve artık dolandırıcının adamı falan bana ne dersin de falan dedi. Jimmy dedi ki hayır öyle bir şey demek istemedim dedi. Sen de bana Franklin dedi ki senin adın James mi dedi aslında. Gerçek adın James dedi. Jimmy dedi ki ya bana Jimmy diyebilirsin dedi veya Jizzle diyebilirsin dedi. Jizzle şey hani gangster ismi ya. İşte Franklin de diyor ki hayır ben sadece Jimmy ile kalacağım falan diyor. Ondan sonra şey diyorlardı işte sen neden babamın yanına geldi ki diyor Jimmy. Yani sonuçta babam sadece emekli oldu diyor. Tek yapabildiyse televizyon seyretmek. Franklin de diyor ki senin hayatını kurtardı diyor. Biz birlikte iyi bir şeyler yapabiliyoruz diyor. Belki bana bir iş falan bulur diyor. Ondan sonra işte Franklin de Jimmy'ye sordu. Senin işin falan var mı dedi. Jimmy dedi ki benim işim falan yok diyor. Hiç işe başvurusunda bulunmadım diyor. Hiç işim de olmadı diyor. Adam bütün gün oyun oynuyor. Hop! Neyse fazla hasarla şey yapmadık. Sarım bu şeyin arabası değil mi? Aynen. Michael'ın arabası. Şu an Michael'ın karısının arabasını sürüyoruz. Michael'ın kendisinin arabası değil. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number, shit. I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Tamam. Jimmy dedi ki işte ikimiz de işsiz olduğumuza göre bir ara takılabiliriz falan dedi. Franklin dedi ki ha bakarız falan dedi. Bu kadar. Not a scratch. Evet ona geçtik. Quick catch pack olmadı. Çünkü iki kez yolda şey yapmak zorunda kaldım. Bir tanesinde adam ezdim. Bir tanesinde de önüme adam çıktı. Bir tanesinde de ben kaydım. Üç kez oldu o zaman. Şurada sevleyelim hemen. Bir save atalım. Şu benim kardeşimin oynadığı şey save. Şu ha buradan devam ediyoruz. O zaman ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Umarım keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.